Babacığım şimdi yarın kurban bayramı ya. Yarın kurban mı keseceğiz? Yani inek ya da koyun mu keseceğiz? Aynen öyle oğlum. Yarın gideceğiz bir kurban alacağız ve onu keseceğiz ve dışarıda aç olan insanlara dağıtacağız. Kendimiz de yiyeceğiz. Peki babacığım, hayvanları kesmek günah değil mi? Yazık onlara da. Hayır oğlum, günah değil. Yani hayvanlara acı çektirmeden hızlı bir şekilde keseceğiz ve yiyeceğiz. Hatta kurban kesmek sevaptır. Bunu da unutma, tamam mı oğlum? Tamam babacığım. Hadi gel oğlum, saatte bayağı geç oldu. Yarın kurban bayramı sonuçta. Kurban almaya gitmeden önce sabah namazına gideceğiz ve namazımızı kılacağız, tamam mı? Tamam babacığım. Hadi gidelim yatalım uyuyalım o zaman. Tamam oğlum, gel hadi benimle, takip et beni. Yarın erken kalkacağız, tamam mı? Bak kalkmamazlık yapmak yok, ona göre. Tamam baba tamam merak etme. Kalkacağım ve seninle camiye geleceğim. Hadi gel oğlum şimdi. Takip et beni. Geliyorum babacığım. Oho, saatte bayağı geç olmuş. Gecenin 11'i. Hemen yatıp uyuyalım bak, yoksa yarın kalkamayız. Neyse, alarmı da kurdum. Babacığım, yarın bayramlıklarımızı giyeceğiz, değil mi? Evet oğlum bak burada. İkisi de burada. Ben bunu giyeceğim, sen de bunu giyeceksin. Neyse, hadi artık yatıp uyuyalım. Daha fazla geç olmadan uykumuzu iyice alalım. Tamam babacığım, ben yatıyorum, iyi geceler. İyi geceler oğlum. Baba, keşke annem de yanımızda olsaydı. Oğlum bak şimdi bu konuları açma. Hadi yat uyu. Biliyorum annenin öldüğüne çok üzülüyorsun. Ama yapacak bir şey yok. Annen artık öldü. Aradan da 2 yıl geçti. Ben de onu çok seviyordum ama yapacak bir şey yok artık. Evet babacığım doğru söylüyorsun. Annemi çok özlüyorum. Neyse babacığım iyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Görüşürüz oğlum, iyi geceler. Of, ben de yatıp uyuyayım artık. Bugün çok yoruldum. Yarın da Kurban Bayramı. Bayağı bir yorulacağız ama buna değecek. Olamaz. Saat 6:15 geçiyor. Bayram namazı vardı. Babacım, babacım uyan, bayram namazına geç kalacağız. Hadi uyan baba. Babacım, hadi uyan, bayram namazına geç kalacağız. Ne oluyor? Saat kaç? Geç kaldık mı? Olamaz. Saat 6:15 geçiyor. Hatta 16 geçiyor. Fırat oğlum. Çabuk çabuk hazırlan. Bayram namazına gidiyoruz. Hemen abdest alalım gidelim. Hadi oğlum. Tamam babacım. Hadi hemen hızlı olalım. Saat 7'de bayram namazı kılınacak. Tamam oğlum hadi gel. Hemen abdest alalım. Çabuk Fırat çabuk. Babacım abdesti camide alırız. Hemen gidelim o camiye. Cami buraya çok uzak. Tamam oğlum gel gel. Arabayla gideceğiz. Çabuk oğlum çabuk. Fırat iyi ki kaldırdın beni oğlum. Evet baba az kalsın geç kalacaktık. Neyse oğlum hadi gel çabuk. Atla arabaya gidiyoruz çabuk oğlum. Geldim baba geldim. İstersen ver elini öpeyim. Kurban alalım, kurbanı keselim. Ondan sonra bayramlaşırız, tamam mı? Tamam babacığım olur. Hadi gidelim. Tamam oğlum, gel takip et. Gidiyoruz. Arabamız dışarıdaydı. Hemen arabaya atlayalım da kurban almaya gidelim. Umarım güzel bir inek ya da koyun bulabiliriz. Hadi atla oğlum. Atladım, gidelim. Arka koltuktayım. Gidiyoruz oğlum, sıkı tutun. Evet, şurada benim bir arkadaşım vardı kurbanlık satan. Onun yanına gideceğiz oğlum. Tamam babacığım, olur. Arabayı şu garaja park edelim de.
Şöyle yavaşça gireyim. Boş yer şurası var. Şuraya koyalım. Tamamdır. Araba şimdilik burada kalsın. Buradan alırız sonra. Hadi Fırat, geldik oğlum. İn arabadan. Hadi gidelim babacığım. Gel oğlum, gel. Şuralarda bir yerlerdeydi hatırladığıma göre. Eski bir arkadaş. Babacığım peki kurbanlar güzel mi? Yani iyisinden alalım. Eti de güzel olsun. Merak etme oğlum. Arkadaşıma çok güveniyorum. Yani o kurbanları iyi besler. Hayvanlara iyi bakar. Şurasıydı galiba. Evet evet, işte burası. Gel Fırat gel. İşte geldik oğlum. Baksana, inekler de burada. Mehmet! Mehmet, ben geldim. Neredesin? Birisi geldi. Bu da kim? Herhalde kurban almaya geldiler. Dur bir bakayım. Çabuk çabuk çabuk. Oo, Hasan! Nerelerdesin sen ya? Gözümüz yollarda kaldı Hasan. Sen buralara gelir miydin? Gelirdim tabii ya. Neden gelmeyeyim? Ben kurban almaya geldim. Ya Hasan! Kurbandan kurbana değil, her gün gel yani. Her gün gel, bir çayımı iç, halimi hatırımı sor. Uzun zamandır görüşemiyoruz, özledim seni dostum. Aynen öyle Mehmet. Merak etme, bundan sonra sık sık gelirim dostum. Tamam tamam. Şimdi size bir kurban lazım herhalde. Aynen öyle dostum. Bize şöyle güzelinden bir inek ya da koyun verirsen çok güzel olur. Tamam tamam. Senin çocuk mu? Aynen öyle. Delikanlı, nasılsın? İyiyim amcacığım, siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Aferin, pek de akıllı çocukmuş. Adın ne senin? Benim adım Fırat. Memnun oldum Fırat. Ben de Mehmet. Ben de memnun oldum Mehmet amca. Gelin bakayım, size şöyle güzelinden bir inek ya da koyun bakalım. Haydi gelin. Fırat, hayvanları sevebilirsin. Bir şey yapmazlar, merak etme. Tamam, tamam Mehmet amca. Sağ ol. Haydi gelin. Şöyle koyunlardan başlayalım. Bak Hasan, elimde tam sana göre siyah bir koyun var. Çok güzel eti var. Çok güzel besledim ben bunu. Yani yeminden suyundan eksik etmedim inan ki. Herhalde elindeki tek siyah koyun bu. Başka yok değil mi? Aynen öyle Hasan. Başka elimde siyah koyun yok. Sadece bu var. Güzelmiş, güzelmiş. Bu bir köşede kalsın da diğer hayvanlara da bakalım. Tamam, sen nasıl istersen Hasan. Bak burada diğer koyunlarımız var. Görmüş olduğun gibi. Bunlar beyaz renkler zaten. Burada da inekler var. Gel Hasan gel. İnekleri de gör. İşte. Görmüş olduğun gibi. Bu benim en sevdiğim ineğim. Adı Tosun. Tosun bak nasılsın oğlum. Aferin oğluma. Tosun çok güzel bir inektir. Eti de çok lezzetli olur biliyor musun? Ben aslında bunu kimseye satmayacaktım. Ama sen benim eski dostumsun. Yakınla bir dostumsun. Alacaksan sana bunu satayım. Gerçekten çok iyi baktım ineklere. Mehmet. Bayağı güzele benziyor inek. Sen buna ne kadar diyorsun şimdi? Vallahi Hasan, bu inek normalde nereden baksan 15 bin TL eder. Ama ben sana dostluğumuz hatırına bunu 10 bin TL'ye veririm. Gerçekten mi? Gerçekten bu kadar büyük bir indirim yapar mısın? Ne diyorsun sen ya? Sen iste 9 bine vereyim. Hatta al sana 9 bin. 9 bin olsun. Yani dostlar arasında 1000 liranın 2000 liranın lafı olmaz. Tamam o zaman. Anlaştık Mehmet. Uzat elini. Bir el sıkışalım. Tamam dostum, anlaştık o zaman. Hayırlı olsun Hasan. Sağ ol Mehmet. Bundan sonra sık sık geliyorum buraya çayını içmeye, ona göre. Gel Hasan gel, beklerim. Evet, şöyle ineğimizi de alalım. Gel bakalım buraya Tosuncuk. Mehmet, sonra görüşürüz dostum. Görüşürüz Hasan, kendine iyi bak. Bak çay içmeye bekliyorum ona göre. Tamam tamam, geleceğim. Fırat hadi oğlum gel, gidiyoruz. Geliyorum babacığım, hadi gidelim. Gel oğlum gel. Şimdi bu ineği nasıl eve götüreceğiz onu düşünüyorum. Gel bakalım buraya Tosuncuk. Fırat oğlum, araba şimdilik burada kalsın. İneği elimizde eve götürelim. Çünkü arabaya koyamayız bu ineği, kocaman inek. Tamam babacığım, doğru söylüyorsun. Nasıl sığacak ki zaten? Hem bizim araba bu ineği taşımaz. Evet oğlum, neyse. Arabayı daha sonra bu şehirden alırız. Gel oğlum gel. Hemen eve doğru gidelim. Sonra Tosuncuğu keselim de dışarıda aç olan insanlara dağıtırız bir kısmını. Bir kısmını kendimize ayırırız. Daha sonra da bayramlaşırız. Tamam mı oğlum? Tamam babacığım, olur. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Gel oğlum gel. Gidiyoruz. Evet, işte eve geldik. Şöyle hayvanı şuraya bağlayayım. Tamamdır. Tosuncuk sen burada dur bakalım.
Fırat gel biz de eve girelim oğlum. Az sonra da ineği keseriz, derisini falan yüzeriz. Daha sonra da dışarıdaki insanlara dağıtmaya başlarız. Tamam babacığım, olur. Gel oğlum gel. Birazcık dinlenelim. Of, çok yoruldum ya. Neyse, bu yorulmalara değecek sonuçta. Hayırlı bir iş yapıyoruz. Bak oğlum, ineği korkutmamak için ona güzel davranmak gerekiyor, tamam mı? Sen şimdi git ineği birazcık sev. Korkmasın hayvan. Tamam babacığım, ben gideceğim birazcık seveceğim Tosun'u. Ben birazcık Tosun'u seveyim dışarıda. Evet işte burada. Gel bakalım Tosuncuk. Nasılsın bakalım? Sen ne kadar tatlı bir ineksin ya. Şunun tipine baksana. Çok tatlısın sen. Aferin Tosuncuk, aferin. Neyse yeter o kadar dinlenmek. Artık iş başına. Yoksa bu kurban kesim işlemini akşama kadar bitiremeyiz böyle otur otur. Şuradan bıçağı alayım da. Evet işte burada. Tamamdır, şu ineği artık keselim. Fırat oğlum, şöyle kenara çekil de artık ineği kesmeye başlayalım. Yoksa akşama kadar işimizi bitiremeyiz. Daha bunun derisini yüzeceğiz de. Oho, çok iş var. Evet babacığım, doğru söylüyorsun. Tamam ben buradayım babacığım, sen kesebilirsin. Tamam oğlum. Haydi bakalım, bismillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Huvallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ya Allah, bismillah. Of, bu da bitti. Tamamdır oğlum. Şu inekten çıkan etleri ve deriyi de saklayalım da daha sonra da dışarıda ihtiyaç sahiplerine dağıtırız. Gel oğlum gel. Evet, ineği de kestiğimize göre artık bayramlaşabiliriz. Şu etleri buzdolabına koyayım. Şu deriyi de şurada saklayayım. Tamamdır. Şu pis bıçağı da şuraya koyduk mu? Evet. Gel oğlum. Gel şöyle bayramlaşalım. Geliyorum babacığım. Gel bakalım, elimi öp. Tamam babacığım, geliyorum. Babacığım bayramın mübarek olsun. Sağ ol evladım. El öpenlerin çok olsun. Babacığım peki harçlık verecek misin bana? Hadi harçlık ver baba. Vereceğim tabii oğlum. Harçlıksız bayram mı olur? Çocuklara harçlık verilir. Al bakalım sana 50 lira. Güle güle harca. Sağ ol babacığım. Baba hadi gel. Herkesle bayramlaşmak istiyorum. Bir sürü para toplayacağım. Hadi babaannemlere gidelim. Tamam oğlum tamam. Birazcık dinleneyim de gideriz. Tamam babacığım. Oley be oley. Bir sürü para toplayacağım. Bir sürü. Daha şimdiden babam 50 lira verdi bile. Bakalım bayramın sonunda kaç param olacak. Arkadaşlar siz de kaç para topladığınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.